Kandursu YouTube kanalından herkese sevgiler. Bugün yeni bir Galatasaray gündemi videosuyla karşınızdayım. Peki neyi konuşacağız? Icardi'yi, sayı ve Fredi. En çok sorduğunuz sorular bunlardı. başka oyuncuyla alakalı merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlarda yazabilirsiniz. O konuyla alakalı bir detaylı video isteyebilirsiniz. Bunları dediğim gibi yani Yorumlara yazmanız yeterli. Kanala abone olup e, videoyu beğenmeyi unutmayın. E, destekleriniz benim için önemli. E, gündemi konuşmaya başlayalım. Icardi ile başlamak istiyorum ben. Yani beklediğiniz haber en sonunda geldi. Vandanara en son bir paylaşım yaptı zaten. E, Vandanara paylaşımında işte biliyorsunuz Instagram'da bana soru sor gibi bir e, uygulama var. E, o uygulamada bir sonraki rota neresi şeklinde e, bir soru var Vandanara'ya. Vandanara Van da bununla alakalı diyor ki İstanbul Icardi için zaman geldi çattı. Icardi İstanbul'a geliyor. Yani bu video yüksek ihtimalle saat 12'den sonra yüklenmiş de olabilir. internet hızıyla alakalı bir durum. eğer 12'den sonra yüklenmiş olursa şöyle söyleyeyim. Icardi, Mauro Icardi bugün akşam saatlerinde geliyor. Tahmini saat olarak hani 10 olarak bekliyoruz. 10 diye bekliyoruz ama Bazen işte bununla alakalı pürüz çıkabiliyor. Ee, her zaman her şey olabilir ama şu an net bir şekilde geleceği zaman Icardi ve Aranın bugün da Icardi ile birlikte gelecek ve şunu söyleyeyim. Wandanara sağlık durumuyla alakalı sorulara da cevap vermiş. Onunla alakalı da şu an herhangi bir sağlık sıkıntısı olmadığını dile getirmiş. Ee, kulüp bununla alakalı çalışmalara başladı. Bugün Öğlen saatleri gibi böyle kulüpten bir resmi açıklama bekliyoruz bu konuyla alakalı. Tam geliş yani net saatiyle alakalı. Aynı nasıl Wifflet sahada işte şu şu saatte Zaha gelecek. Ee, havalimanında karşılanacak vesaire bu tarz şeyler yazdıysa. Icardi'de de aynısı olacak. Kulüp aynı Zaha'daki gibi Icardi tişörtleri çıkartacak. Bununla alakalı çalışmalar var. Icardi tişörtlerinin ben kısa sürede tükeneceğini düşünüyorum. Eğer beyaz renkte bir tişört çıkarsa bu arada kanalda çekiliş olarak yaparım ben. Hani bir Icardi imzalı Icardi tişörtü e, çekilişi yaparız. Kanala abone olun. Çekilişleri kaçırmayın. Yeterli. E, Icardi ile alakalı detayları tekrardan bir verelim isterseniz. Kulübü Paris Saint Germain'e 10 milyon euroluk bir bon servis bedeli ödenecek. Bu taksitler halinde ödenecek. E, Icardi'ye Bonuslarla birlikte 10 milyon euro yıllık maaş verilecek ve bu maaşın neredeyse yarısını ya da yarısından fazlasını sponsorlar ödeyecek. Galatasaray'da bu sezonun en flash transferi şunu söyleyeyim ben size. Sponsorlar hani oyuncuların gitmesi bekleniyordu ya kaynak yaratmak için Galatasaray arka arkaya sponsorlar açıklıyor. O yüzden eli rahat transferler konusunda normal sponsorların yanı sıra sadece transfere sponsor olan isimler de var. Bunları aktarmıştım size yorumlarda. Ee, dediğim gibi Icardi'ye 10 milyon euro bon servis, taksitleri halinde yıllık 10 milyon euro bonuslarla birlikte maaş. Icardi Galatasaray'a tekrardan söyleyelim hayırlı uğurlu olsun. Umarım geçen sezonki performansının aynısını hatta kat be katını gösterebilir. Artık Galatasaray taraftarı yani rahat bir şekilde uyuyabilecek. Icardi'nin bon servisini aldık mı Icardi'nin bonservisini alabileceğiz mi? Arabistan'dan bir takım mı çıktı? 23 mü verdi? 30 mu verdi? Bunların hepsi bitti. Galatasaray yönetimini de tebrik ediyorum. Benim için dünyada şu an sayılı 9 numaralardan bir tanesini Galatasaray'a getirdiler. Biliyorsunuz yani yıllık baktığımız zaman maliyetin çok olduğunu konuştuk ama şu an gerçekleşen transferlere baktığınız zaman Süper Lig'de Icardi ayarındaki bir topçuyu daha az bir miktara getirilmeyeceğine de yani kimsenin getiremeyeceğine de görmüşsünüzdür. Yani o yüzden bunları pek konuşmanın anlamı yok. Icardi yani bu saatten sonra Icardi Galatasaray'ın futbolcusu Icardi performansıyla gereken cevabı verecektir. Icardi konusu e, bundan ibaret. Icardi'yi bu kadar konuşalım. Dediğim gibi güzel bir karşılama bekliyorum ben. Kaan Dursun YouTube olarak gene orada olacağız. Oradan Icardi'nin gelişiyle alakalı çok özel görüntüler. Kaan Dursun YouTube ve Galatasaray gelişmeleri Instagram'da olacak. Kanala abone olmanız yeterli. Peki, ile alakalı Alfredo Pedulla'nın, İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın bir iddiası var. Fulham'ın talip olduğunu ve Suudi Arabistan'dan ekipler olduğunu biz söylemiştik burada ama... Alfredo Pedulla diyor ki, Türkiye'den bir kulüp daha var Fred'e talip olan. Yani Türkiye'den bir kulüp daha. Bunun altını çiziyorum. Şu anda böyle işte mantıksal baktığınız zaman... Fred'in maliyetini karşılayabilecek işte dediğim gibi orada 3,5 milyon euro bir bon servisi var. Gene o bedene yakın bir para istiyor. Bunu karşılayabilecek zaten şu anda hani Beşiktaş kulübü de fazla bir e, maaş aktarmak istemiyor oyuncularına. İki kulüp var Galatasaray-Fenerbahçe. Bakalım ama Alfredo Pedulla detaylara ulaştıkça önümüzdeki günlerde bunun detayını açıklayacaktır. Gene bir transfer savaşı mı yaşanacak acaba ben yarın bu bilgiyi teyit ettirmeye çalışacağım hangi kulüp olduğuna dair. Hani bir bakacağım, öğrenmeye çalışacağım. Gerekirse Alfredo Pedulla da bir iletişime geçmeye çalışırız. Kendisiyle bir iletişime geçeriz. Onu da sorabiliriz tabii ki de kanaldaki takipçilerimiz için. Fred'e bir Türk kulübü daha talip. Fred kariyerine genel olarak yani İngiltere'de devam etmek istiyor. Ancak Sayın Erden Timur'un İngiltere'ye gitme sebeplerinden en büyüğü bu. Nereden Timur'u biliyorsunuz hani böyle sanki karşısındaki oyuncuyu hipnoz ediyor. Beklenen şartların altında tık tık hemen getiriyor. Bunu e, en çok kimde gördük? Direkt birebir görüşme yaptı İspanya'da. Angelinho isminde gördük. Yani o yüzden Sayın Erden Timur birebir bir görüşme gerçekleştirmek istedi. İngiltere'ye gitti. Bu görüşmeyi gerçekleştirdi. Freddy bir tık daha ikna etti. Transferle alakalı şu an net bir şekilde bitmiş bir şey yok. Ama Fred ile Galatasaray arasındaki köprüler şu anda sıcak. Oyuncunun transferiyle alakalı olumsuz bir durum yok. Yani Suudi Arabistan ekibi veya Fulham veya bahsedilen o diğer Türk kulübü fiyat arttırmadığı sürece. Bunu da buradan belirtelim. Yani Fred baktığınız zaman en sonki Zalgiriz maçını da bir göz önüne getirelim. Galatasaray orta sahasının çok ihtiyaç duyduğu bir isim. Yani zaten dünya çapında da bir isim. Manchester United şu anda yeni takviyeler yaptığı için Hatta şu anda Sofyan Amrabat'ı da istiyorlar. Gözden çıkarttı Fredi, 30 yaşında bir oyuncu. Yani Galatasaray transfer ederse bence bu sezonun en iyi isimlerinden bir tanesi olur ama şunu da ben buradan söyleyeyim. Böyle sessiz sedasız geldi ama Bakan bu transferinden çok ümitliyim. Bakan bu transferi bu sezon yani şöyle düşünün. İspanya'ya gitmiş işte Yunanistan'a gitmiş, Çin'e gitmiş her yerde takır takır gol atmış. Golculuğundan kesinlikle şüphe olmayan bir isim düşünün. O yüzden ben bakan bunun bu sezonun en flash isimlerinden biri olacağını da düşünüyorum bu arada. Freddy kalitesinden dolayı söylüyorum. Ama benim açımdan bakan bu bence sezonun en flash isimlerinden biri olacak. Raşitsa'ya gelelim. Sayın Erden Timur İngiltere'ye gittiğinde Raşitsa için de bir görüşme gerçekleştirdi. Ee, kulübünün 10 milyon euro gibi bir beklentisi var. Galatasaray bundan daha az bir rakam teklif etti. Burada bir anlaşmazlık var ama aynı Kerem Demirbay'da dediğim gibi Raşitsa Kerem Demirbay'ı bir köşeye koyuyorum. Daha ısrarcı. Diğer teklifleri düşünmek bile istemiyorum. Kesinlikle Galatasaray'da oynamak istiyorum diyor. Raşitsa'nın bu tavrı Norwich City'nin fiyatı çok çok indirmesine sebep olacak. Galatasaray zaman geçtikçe yani böyle zaman ilerledikçe transferi daha da bitirme noktasına gelecek. Yani Raşitsa için şu an bugün itibarıyla kesinlikle bitmiş bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Raşit ile Furet isimlerini çok merak ediyordunuz. Icardi zaten. Hani biliyorsunuz ama detayları tekrardan bir aktaralım. Yani kanaldan ben bir gün be gün gelişmeleri aktarmaya sizlere devam edeceğim. Sadece kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.